Halit, yüklerinden kurtul. Kim var kim yok hepsini temizle, çocuğu al Balat'taki yere git. Tamam abi. Çabuk ama, baskın yiyeceksiniz. Hadi. Ebzar tutuyorsun ya. Adama bak ya. Ebzar mı? Ne yapıyorsun? Adam. Kim çekilir sana konuşun ya. Allah Allah ya. Hep böyle şans olmaz. Buyurun Hakim Hanım, bir şey mi istemiştiniz? Salih Bey'den bir haber yok mu hala? Ben de çok endişelendim. Hiç böyle yapmazdı, arardı. Peki bir haber alırsanız lütfen bana bildirir misiniz? Tabii ki Hakim Hanım. Uçmuş bunlar. Hepsi Mevta. Ya aralarında çatışma çıktı ya da işleri bitince harcadılar. Ben bir etrafa bakayım. Yardım edin. Nazif nerede? Çocuk nerede? Bilmiyorum. Nasıl Nazif, iyi mi? Bir şey mi oldu yeğenime, iyi mi Nazif? Kolu kırık. Ne yaptınız lan yeğenime? Ne yaptınız çocuğa? Neredeler? Nereye gittiler? Ölüyor bu. Bir can kurtaran çağıralım. Bırak gebersin. Kendi etti, kendi buldu. Bir de hayatını mı kurtaracağız? Burada böyle mi bırakacağız? Ölüme mi terk edeceğiz yani?
Faiz. Takdiri ilahi. Anne, nasılsınız? Gördüğün gibi kızım. Babacığım siz. Canım şunları alacağım. Hadi aşağı inelim. Yiyecek bir şeyler getirdim size. Bir lokma bir şey yiyin. Çay da söyleriz. Ellerine sağlık güzel kızım. Biraz sonra inelim olur mu? Tamam. Siz bilirsiniz. İknur abla. Sen nasılsın? Betim benzin atmış senin. Ablacığım hadi kalk gel bir elini yüzünü yıkayalım ha. Hadi can. Hadi gel. Doktor! Doktor! Korsan Gül! Yavaş! Yavaş! Songül iyi var! Ha geldi. Getir! Yavaş! Tut başını! Yavaş. Bırak geç! Yavaş! Yavaş yavaş! Dışarıda bekleyin, dışarıda bekleyin. Dışarıda bekleyin. Anne, ilk durumda bir şey olmaz değil mi? Kaldıramadı kızım. Ana yüreği işte. Evladının kokusundan ayrı durabilir mi? Ah ilk durum ah. Bari birimizi içeri alsalardı. Ne yapıyorlar ablama? Sakin olun. Merak etmeyin iyileşecek ilk nur. İnşallah baba. Gözü döndü görmedin mi? Bebek de var şimdi ne olacak? Doktor bey. Kızım nasıl? Dünden beri buradasınız. Kötü günler geçiriyorsunuz. İlknur Hanım olanlardan çok etkilenmiş. Haleti ruhiyesi dengesini yitirmiş. Hamileliği tehlikeye girebilir. Çocuğumsa bir şey olur mu doktor? Durumunu anmayan takip edeceğiz. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun sizden. Ablamı görebilir miyim doktor bey? Biraz sonra görebilirsiniz. Tek tek içeri girin lütfen. Yalnız önce babasıyla konuşmak istediğini söyledim. Baba. Acaba Nazif bulundu diye yalan mı atsak? Yalan hiçbir zaman işe yaramaz Ayten kızım. Hadi siz Orhan'ın yanına gidin. Ben de birazdan gelirim. Güzel kızım benim. Baba. İlk nurum. Bana doğruyu söyle ne olur. Nazif'im öldü değil mi? Oğlum gitti değil mi? Kimse söylemiyor baba. Kimse gözümü çıkmıyor. Abim de gelmedi yanıma. Herkes gözünü kaçıramadı. Kimse diyemiyor, oğlum melek oldu diyemiyor. Nazif'im öldü değil mi? Nazif'imi gömdünüz. Annesinden ayırdınız oğlum. Oğlum toprağına atladınız. İlk nur kızım.
Yeter ya, benim yanım. Yeter ya, ben gidiyorum. Gözünü seveyim, yapma. Tamam, haklısın. Sorunun daha gelmedi. Kızın ailen perişan, haklısın. Ama vakit var da. Bak, eğer hava kararınca kadar Nazif gelmezse, söz, beraber gideceğiz karakola. Ama ümit varken daha yapma abim. Bile bile idamına imza atma. Onların kazanmasına izin verme. Abim, hadi eve gidelim. Hani Mahir dedi ya, telefon gelirse evde bekleyin diye. Abim, lütfen. Nereye gidiyoruz? En yakın eczane, sağlık ocağı neredeyse oraya. Eyvallah. Benim Karslı. İnden ara bakalım Nazif Karay'ı. Ciddi olduğumuzu söyle. Hakime, savcıya, polise giderse çocuğun öleceğini de ilet. Gelmişsiniz. Ne var Nihat, ne var? Çok önemli bir görüşmenin ortasına daldın. Nazif Karan'ın eski karısıyla ilgili istediğiniz evraklar geldi Sayın Savcı. Bırak, çık. Fazla vakti kalmadı. Derhal kıçını toplasın, karakola gitsin. Affedersiniz. Asıl siz, kusura bakmayın. Ben sizi gördüm, lakin geriye döneceğinizi hesap edemedim. Size birini sorsam, tanımıyorum da kendisini. Feride Şadoğlu. Benim, buyurun. Enteresan bir rastlantı oldu. Ben Nihan Altun. Memnun oldum. Kusura bakmayın, şaşırdım biraz. Aramadan geldim. Ama umarım görüşebiliriz. Tabii. Tabii, buyurun odama geçelim. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun, nasıl yardımcı olayım? Bugün buraya bir çocuk getirildi mi? Kolu kırık bir çocuk. Yok evladım. Peki. Kolay gelsin. Bakar mısınız? Buyurun. Çocuk getirmediler ama... Bir adam geldi.
kolu kırık çocuk için sargı bezi, ağrı kesici aldı. Başka bir şey? Nereye gittikleri? Bir kişi miydi? Arabayla mı geldiler? Nasıl bir adamdı? Tarif edebilir misin abi? Yol tarifi sordu bana. Nereyi sordu? Ölüm kalım meselesi abi. Hatırlaman gerek. Kırmızı kilise dedi. Orada bir yere gidecekler herhalde. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Hadi yatın hadi. Feride Hanım, madem Süleyman Bey'le bu kadar yakınsınız, ona saygınız sonsuz, sizden rica ediyorum peşimi bırakın. Kızımla ben yeni hayat kurmaya çalışıyoruz. Bunca yıl gizli kaldı ilişkimiz, şimdi de kalsın. Süleyman'ın ailesini üzülmesini de istemem. Özellikle kızıyla eşinin. Hatıraları temiz kalsın. Beni de ne duruşmaya çağırın, ne de daha fazla bir soru sorun. Zira bu davayla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Peki Nazif Kara ile ilgili herhangi bir şey? Hiç görüştüler mi mesela? Nihan Hanım, yıllar önce Nazif Kara'nın davasında Süleyman abi savcıymış. O günlerden hiç söz ettim size. Hayır, hiç duymadım. Peki adadaki evinizden neden apar topar gittiniz? Kim yaptı size bunu? Süleyman öldürüldükten bir iki gün sonra eve gittiğimizde her yer darma dumandı. Ben de korktum. Kızımı aldım çıktım, bir daha da uğramadım. Kim yaptırmış olabilir? Size hiç düşmanlarından söz etti mi? Bana işiyle ilgili hiçbir şey anlatmazdı. Biz başka bir dünya kurmuştuk Süleyman'la. Maziden ve istikbalden bağımsız, cemiyetin dışında sade bir hayat. Ona çok şey borçluyum. Bana çok müstesna bir yuva verdi. Hepimiz özlüyoruz Süleyman abi. Vaktim az demiştiniz. Başka bir sualiniz yoksa izninizi isteyeceğim. Rica ederim. Tabii ki. Yalnız sizden rica ediyorum, Lale Hanım'ın kulağına gitmesin buralara kadar geldiğim. Onların yarasını daha da kanatmak istemem. Bunca yıl o benden habersiz yaşadı gitti. Bundan sonra da öyle olmasını istiyorum. Peki. Kilisenin yanı, bilmem nenin kenarı. Nasıl bulacağız abi? Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Hala kızgın mısın bana Can Kurtaran mevzusuna? Yo, Nazif'i düşünüyorum. Ne yapıyor acaba? Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Umarım Süleyman'a bir faydam dokunmuştur. Zira katilin yaptığının bedelini ödemesini istiyorum. Nihan Hanım, ola ki aklınıza bir şey gelirse ya da adadaki evinizi dağıtan insanlar bir şekilde karşınıza çıkarsa lütfen beni haberdar edin, olur mu? Merak buyurmayın. Mutlaka ararım. Peki, iyi günler. Size de. Tamam, perişan ettin kendini. Yeter, yapma lütfen. Nihan, bunu halledeceğim. Söz veriyorum. Bu ayrılık bitecek. Her şey senin düşlediğin gibi olacak.
Bunun için her şeyi yapacağım. Ben bunu sadece kızım için istiyorum. Biliyorum, seni çok iyi anlıyorum. Bu kadar yakın olup el olmaktan bıktın. Halledeceğim. Hadi. Alo. Nazif Kara. Evet. Galiba derdimizi anlatamadık. Git, suçu üstlen, torununa kavuş. Ya da cenaze namazını hazırla kendine. Kimdi abi? Onlar mı? Hiç. Hiç kimse. At düşmedi. Olmadı, tek tek kapıları çalıp soracağız. Teyzeciğim, iyi günler. İyi günler. Biz bir çocuk arıyoruz. 5 yaşlarında sarışın. Bu mahalleden olmayan bir çocuk gördün mü? Yok evladım, yeni çıktım ben de. Sağ ol, iyi günler. İyi Burası. İstikabler yok mu? İpucu. Bizim geçtiğimiz çamura batmışlar. Siyah bir araba var. Sahibini biliyor musunuz? Arabayı bilmiyorum. Körüm ben. Hayır, hadi gidelim. Belli ki burası değil. Biz bir çocuk arıyoruz. Bilemedim ki. Başka bir yere bakın isterseniz. Mahir, hadi zaman geçiyor. Peki. Teşekkürler. Bir şey değil. Dayıcığım.
Gel aslanım benim, gel. Gel aslanım. Gel aslanım. Gel aslanım, gel aslanım, gel aslanım. Bitti, bitti, bitti. Tamam, tamam. Geçti, geçti. Geçti, aslanım, geçti. Tamam, ağlama. Ağlama, ağlama. Çok acıyor mu dayıcığım? Sen gelince geçti. Aslanım benim. Aslanım benim. Dayıcığım. Ha dayım. Orhan dayım melek mi oldu? Yok, hastanede şimdi. İyileşecek. Ben gördüm dayı. Her yerinden kan akıyordu. Ben çocuğum diye kandırma beni. Yok dayım, vallahi de billahi de iyileşecek. İnan dayına. Aferin. Şimdi dayını görmeye gideceğiz, tamam mı? Alo Halit. Sana lan. Kimsin lan sen? Geberteceğim lan seni. Erkek sen konuşsana. Allah kahretsin. Ulan Osman. Temizlemeye çalışıyorum. Son kez abi. Dert etme. Bu ne pozlar lan? Kara gibi. Bırak. Şişt. Sen bırak. Oğlum bak ayarım sana zaten. Beni hasta etme. Eyvallah abi. Eyvallah. Veda hatırası kabul ediyorum. Şşş. Salak olma oğlum. Otur konuşalım. Abi bırak. Bırak. Nereye bırakayım oğlum? Nereye bırakayım? Canımsın, kanımsın, kardeşimsin. Nereye bırakayım? Kimse koparamaz oğlum bizi. Biz koptuk be abi. Koptuk biz. Kimse değil ha. Sen yaptın. Sen kopardın. Nasıl gidiyor? Haber var mı? Bulundu mu Nazif Tiryaki? Savcı bey hoş geldiniz. Ben de tam sizi arayacaktım. Nazif Karan'ın torunu bulundu. Öyle mi? Tebrik ediyorum teşkilatı. Vallahi bu işte başarı bize ait değil maalesef. Çocuğu dayısı Mahir Kara bulmuş. Mahir Kara demek. Koskoca teşkilatın yapamadığını Mahir Kara yaptı. Desene. Mamavi. Mühim olan. Çocuğun kurtulması. Allah'a şükür sağ salim kavuşmuşlar. Değil mi? Evet savcım gayet iyi. Sağlığı iyi değil mi? Hı. Hadi. İyi mesailer.
yapma abi. Gidersen her şey biter. Asıl gitmezsem her şey bitecek Erdal. Bu vakte kadar dinledim seni. Lakin vakit doldu. Abim, biraz daha bekleyelim. Önümden çekil Erdal. Gözleri görmeyen 40 yaşlarında bir kadın. Yanında 30 yaşlarında bir adam. Kumral. Geç içeri şöyle. Adamın adı Halit. Ben sensiz tekrar ediyorum. Gitmem. Tüm birimlerin dikkatine. Sensiz gözleri gitmem. Görmeyen 40 Azif yaşlarında bu arabayı hep birlikte sığamayız ki. Ben öbür arabayla geleceğim. Kumral, ben buna sadece yaralılar biniyor. Polis abin de sen. Sizi hastaneye götürecekler. Annen de seni orada bekliyor. Hem bir de polis abinle öyle gitmem dersen ona güvenmiyormuşum gibi olur. Ayıp olur. Öyle değil mi? Hadi gel Nazif ya. Birlikte sohbet ede de gideriz ha. Hadi bakalım. Aferin sana. Ben de dedene müjdeyi vereyim. Merakla bekliyordur şimdi. Hem bak ikimiz de yaralıyız. Gidelim hastaneye şöyle güzelce baksınlar bize. Nasıl kaçırdın adamları? E vurulduk oğlum. Olay mahallinde incelemeler devam ediyor, tamam. Memur bey, benim bizimkilere haber vermem gerek. Malum meraktalar. Tamam. Alo. Erdal abi. Nazife bulduk. Babam versene müjdeyi vereyim. Mahir. Babanı tutamadım. Gitti. Memur bey. Buyur bey baba. Ben teslim olmaya geldim. Beni takip et. Haber verdiğiniz için teşekkürler Müdür Bey. İyi akşamlar. Turgut, haberi aldın mı? Çocuk bulunmuş. Ben de onu söylemek için gelmiştim Feridiciğim. Oh. Nasıl rahatladım anlatamam. Aileyi düşündüm yazık. Neler çekmişlerdir kim bilir. Çok şükür. Çocuk iyiymiş. Çok şükür. Benim içim çok rahatladı Turgut. Lakin bunu kimlerin yaptırdığını bulmamız gerekiyor. Belki de Erdal Bey'in iddia ettiği gibi bu işi yaptıran Süleyman abinin katili olabilir. Evet, enteresan. Durup dururken kimse kimsenin çocuğunu kaçırmaz ki sonuçta. Bir de git itiraf et diye aramaları benim aklıma başka hiçbir sonucu getirmiyor Turgut. Bizim bu olayı titizlikle araştırmamız gerekiyor. Belki de bu olayın esrarını çözersek dosyanın muhteviyatını anlamış oluruz. Arz ettiklerin ziyadesiyle mantıklı. Hiç merak etme cancağızım. O çocuğu kimin kaçırdığını bulacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir yakalatma emri çıkartacağız.
Gördükleriniz hakikatti. Süleyman Yılmaz'ı ben öldürdüm. Kesin cezamı. Bedeline razıyım. İyi akşamlar Kerime Hanım. Turkucuğum, bu ne hoş bir tesadüf. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. Siz? Aklım Feride'de kaldı. Ondan geldim. Feride'nin hali nasıl? Bu Salih dün gece neden gelmemiş? Ne açıklama yaptı Feride'ye? Salih bugün gelmedi. Oh. Demek ki gözü bayağı korktu. Desene kutlamaya değer haberler var. Hadi Feride'yi alalım. Sen, ben, Feride hep beraber yemeğe gidelim. Ne işin varsa iptal et. Ah ah. Gelmeyi çok isterdim Kerime Hanımcığım. Maalesef ziyadesiyle mühim işlerim var. Aşk olsun Turgucuğum. Bundan daha mühim ne olabilir? Afiyet olsun. Aklım sende kaldı Feride. Çok üzüldün sen. Neredeymiş hani o yakışıklın? Neden hepimizi bütün gece bekletmiş? Çağır hesabını bir de ben sorayım. Bugün gelmedi. Aramadı da ne evi ne burayı. Ben artık başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum anne. Erkekler. Resmen kaçıyor Feride. Bunlar böyledir. Sıkışınca ortadan kayboluyorlar. Hayır. Salih öyle biri değil. Cicim, şöyle düşün. Kötü bir şey olsaydı tez duyulurdu. Bu vakte kadar ses çıkmadığına göre o istemediği içindir. Dün gece babanla tanışacaktı. Aranızdaki münasebet ciddileşecekti. Hazır değil demek ki. Belki de istemiyor. Senin çok flörtün olmadı. Bunları bilmiyor olman ziyadesiyle doğal. Erkekler ürkek tavşandır. Dara düşünce firar ederler. Hadi ama güzel kızım. Sabaha kadar Salih'i bekleyecek değilsin ya. Akşam oldu, evimize gidelim. Biraz da o senin peşinden düşsün. Ziyadesiyle yüz verdin, tepene çıktı. Böyle böyle kıymetin yeter gözünde. Kadın dediğin nazlı olacak, edalı olacak. Darılma Feride'cim ama bir şey söyleyeceğim. Bu Salih'e pek itimat etme. Bence niyeti ciddi değil. Böyle bakarsın işte. Yanlış adam zira. Tamam yakışıklı ama boş. Ne iyi bir mevki var ne de sana sunabileceği bir geleceği. Sana verdiği değer de tartışılır. Şu Turgut'a bak bence. Ben onda intizar görüyorum. Anne. Haberin yok galiba ama Turgut nişanlanmış. Ne? Nişanlanmış mı? Evet. Bildiğin nişanlanmış. Yakında evlenecek. Ayrıca evlenmeyecek dahi olsa ben Turgut'la asla böyle bir şey düşünmem. Çünkü biz sadece onunla mesai arkadaşıyız. Lakin dikkat edin, kolu kırık. Acıyorum Nazif. Acımıyor ama anne. Gel, gel. Canım, canım.
bir kara berhem yaparım koluna ben. Bir de sıcak tuttuk mu bir şeycik kalmaz. Her şey geçer. Hiçbir şey kalıcı değildir. Geçer gider. Üzülme sen. Hadi gel anneciğimle götürürüm ben seni ha. Geçmiş olsun komiser bey. Sağ olun. Abim nerede komiser bey? Babanızın yanına gitti. Hadi memur bey, tutuklamayacak mısınız? Ne vakte götüreceksiniz beni? Nazif baba, Mahir torununuzu bulmuş. Hadi gidin evimize. Siz buraya hiç gelmediniz. Hadi gidin. Nasıl Nazif'im? İyi olacak baba, iyi olacak. Hastaneye annesinin yanına gitti. Şükürler olsun. Sağ ol Mahir'im. Gene yanıltmadın beni. Ailen sevdiklerin için canını ortaya koydun. Minnettarım sana. Estağfurullah babam. Nazif benim de kanım canım. Gerekeni yaptım sadece. Lakin dediğin kadar güvenmiyormuşsun bana. Ne de sen haklısın Mahir'im. Ne yapalım? Verdik işte ifadeyi. Yaşlılık da, endişe de, kaderine itimatsızlık da. Baba. Ha. Kaderi baştan yazmayı sen öğrettin bana. Lakin sen de haklısın. Sevdiklerin varsa korkuların da vardır. Bunu da bana sen öğrettin. Sen bu yüzden arkadaşlarını ayarladın. Tahmin ettin dayanamayacağımı. O kadarını mazur göreceksin artık. Birbirimize yeni konu tanıyoruz neticede. Mahir'im. Mahir'im. Sen varsın ya. Gözüm arkada gitmeyeceğim bu alemden. Sen bize lazımsın daha Nazif Kara. Hiçbir yere bırakmıyorum seni.